geçmiş günler gibi. Gece bitmez, gündüz bitmez, bu yalnızlık hiç bitmez. Ne kavgam bitti, ne sevdam, ömür geçer, gönül geçmez. Her ayrılık bir vurgun, değmeyim yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Her ayrılık bir vurgun, değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Çiçeklerim dökülür her mevsim, sonra yeniden açar. Ümidimin boynu bükülür, sonra deniz bin defa taşar, bin defa taşar. Unutuldum kurutulmuş güller gibi. Yosun tutmuş duvarlara yazılmış güller gibi. Gece bitmez, gündüz bitmez, bu yalnızlık hiç bitmez. Ne kavgam bitti, ne sevdam, ömür geçer, gönül geçmez. Her ayrılık bir vurgun, değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Her ayrılık bir vurgun, değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Biz bizeden herkese merhaba. Herkese iyi hafta sonları. Yine dopdolu bir bölümle karşınızdayız. Biz bize programı bu hafta da renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Keman sanatçısı Canan Anderson, Maraşlı dizisinin başarılı oyuncuları Burcu Karakaya ve Serhat Parıl. Maraşlı'yı hapishaneden çıkaran zaten avukat Dilara. Hem bir yandan dava dosyalarıyla uğraşırken karşısına mahurla arasında bir ilişki var, arada bir kıskançlık var. Pop müziğin sevilen şarkıcısı Neşe. Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin başarılı oyuncusu Sezgin Erdemir. Dal parçası alırsın ve kılıç tuttur. Başka büyük bir sopa alırsın, attır o ve... Nihan, az sonra biz bize de. Hani benim sevdiklerim, hani gönül verdiklerim, hasret gider, ben giderim. Evet, Maraşlı. Evet, Maraşlı'nın meşhur savcısı ve avukatı. Evet. Kaç bölüm oldu? Yeni girdiniz. Evet, yeni girdik. 19'da dahil olduk. 3. bölümü çektik, evet, bu hafta. 21'i çekiyoruz. Süper. Şu an. Muhteşem, en sevdiğim dizilerden. Gerçekten. Ay, bir girdiniz, durulmuyor. Pir girdiniz, evet. Öyle mi sular oldu? Durulmuyor. Nasıl set, neler oluyor? Vallahi sular durulmuyor, durulmayacak. Daha da böyle dalgalı dalgalı devam edecek. Çok güzel gidiyor, çok keyifli gidiyor. Biz çok hızlı bir giriş yaptık aslında. Evet, biraz hızlı oldu bizim için. Dank diye olayların içine düştük ve o olayları çözmekle yükümlüyüz şu an. Çok keyifli gidiyor, çok böyle tatlı bir telaş içindeyiz aslında. Müthiş şu an. Yoğun harika. Değil mi? Çok yoğun ama güzel bir yoğunluk. Ya bizim için bir de biraz zor oldu. Şimdi alışılmış, işte herkes birbirine alışmış, oturmuş bir setin içerisine girmek bambaşka bir şey. Biz de bir anda girince onun bir ilk hafta zaten ben böyle bir telaş içindeydim, heyecanlıydım falan. Bir haftayı öyle geçirdim. Artık böyle 2. haftadan sonra tamam, rahatlıyorum. Bir de insanlar o kadar tatlılar, evet, ki, o kadar sıcaklar ki. O süreç iyi geçti o yüzden ikinci haftadan itibaren evet. Güzel tatlı. Bir de sizin üzerinizde yoğunluk ve yani girersin de öyle bir yerden kaydan da tamamen dizi kilit karakterler yani öyle. Maraşlı'yı delirten bir savcı. Evet. O kadar demeyelim. O kadar demeyelim. Hayır. Bizimle yani. Beraber bir de yeni hikayeler oluşmaya başlayınca tabii ilk bölümler bayağı yoğunduk. Evet. Harika. Harika. Orient Tango hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Valla pandemi evet hepimiz için zor bir süreç ama bazılarımız için de yaratıcılığımızı tekrardan coşturan çünkü bol bol vaktimiz var. Ben de tesadüfen yolda geçerken bir baktım çok enteresandı benim için. Yaşlı bir çift evlerinin içinde pencereden görüyorum ama dans ediyorlar. Tabii müziği de duymuyorum. O kadar güzel bir ilham oldu ki bana. Yani bu dönemde evlerinden çıkamıyorlar düşünsenize ve ona rağmen birlikte dans eden bir çift görünce dedim ben buna kesin bir şey yazmam lazım ve oturdum öyle evde. Öyle mi oldu? Tabii tabii. Oo, çok güzel çok bir hikayesi. Evet güzel. Evet yani demek ki her şeye rağmen umut var yani pozitif bakmak lazım hayata. Çok hoşuma gitmişti o hala da gözümün önünde. Sen bu dönemi hep Türkiye'de mi geçirdin? Evet bu dönemi yani Türkiye'de geçirdim. Yani 1,5 yıl, 2 yıla yakın evet, buradasın. Evet evet çünkü zaten çıkamadığımız için ama tabii Amerika'daki ailemle sürekli görüşüyoruz. O hepsi aşılarını oldular. Onlar ilk zamanlar bayağı bir sıkıntılı bir dönem geçirdi. Tabii. Ama yavaş yavaş işte bütün dünya aşı bulunduktan evet. Sonra gevşemeye başladı ama inşallah biz de bir an önce evet, aşı evet. Zaten tamamlandı. Hızlandı da zaten evet, evet, tamamlanır diyorum. Teşekkür ederim. Hijo de la Noche'de hayırlı olsun. Hemen ilk söyleyeyim de kurtulayım. Hemen söyledim ve kurtuldum. İyi yaptınız. Evet. İlk global tekliniz. Evet, evet. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Bir de seni herkes tanımayabilir. Neşe bir kendinden bahsetsene. Evet. Biraz. Neşe. Çok küçük yaşlarda başladım. Sahne sanatlarıyla müzik, bale, dans, tiyatro hala da aynı şekilde devam ediyor sahne hayatım. Yurt dışında müzikallerde oynadım. Amerika'da, Avrupa'da çeşitli müzikallerde oynadım. Buraya geldim. Burada da şehir tiyatrolarında oyuncuyum. Bir dönem Embo Orkestrası'nda solistlik yaptım. Ama her zaman istediğim şey kendi dans şovlarımı ve şarkılarımı buluşturmaktı. Hı hı. O yüzden de İlk adım olarak Hijo de la Noche'yi yayınladım. Yurt dışından bağlantın? Şöyle İspanya'da yaşadım uzun bir süre. Onun dışında müzikaller... Anne baba Türk mü? Türk evet İstanbul'da doğdum. Ama sonrası hep genelde yurt dışı devam etti. O yüzden de ben de global işler yaparak devam etmek istiyorum. Peki bu yabancılarla olan bağlantın nasıl oldu? Çok önemli isimlerle çalışmışsın ya şu anda evet, bakıyorum da. Evet. Şarkının sözleri bu arada hem İngilizce hem İspanyolca. Evet. Evet şarkıyı Romanya'da yaptık. Hı-hı. Sözleri Anuelle'ye ait. Daha önce de Bilyonera diye bir hiti var kendisinin. Romanya ağırlıklı bir proje. Böyle. Kostümler... Yani inanılmaz Shakira, Rosé ile çalışan evet. Kişiyle çalışmışsın. Evet. O koreografiyi Bruno Mars'ın koreografiyle çalışmışsın değil mi? Evet. Kimlerin desteği var bu eserde? Bunlara ulaşmak evet. Evet. Nasıl? Nasıl oldu? Çok kolay olmadı elbette ama ben bir şeye inandım. Onlar da benim hayalime inandı. Bana inandılar. Yaptığım müziğe inandılar. Ve böyle bir şey çıktı ortaya ve ben de hiç beklemiyordum açıkçası. Yani bu isimlerle çalışmayı beklemiyordum. Bağlantı nasıl oldu? Kendim kurdum. Yani çocukluğumdan beri takip ettiğim isimler var. Çalışmak istediğim, hayallerim büyük. Yavaş yavaş hepsine ulaşıyorum. Süper. Hayır şimdi İspanya diyorsun, Romanya diyorsun, evet. Amerika diyorsun. Bir de başka bir şey daha okuyorum. Kolombiya'nın en ünlü radyosunda evet. Peru ve Meksika radyo programlarına onlara evet. Katıldı. Latin Amerika'da evet. Zaten çok meşhur evet, şarkı. Evet şarkı Latin Amerika'da çok sevildi. Böyle bir şeyi gerçekten beklemiyordum. Peki bir Türk olarak orada biliyorlar seni değil mi? Evet. Ah, süper. Ve Shakira'ya çok benzetiyorlar. Radyo programlarında ve TV programlarında yani bu etnik köken ve Latin müzik, regatonu birleştirmemi enteresan buldular. Beni enteresan buluyorlar. Niye bilmiyorum. Tabii bir Türk olarak İspanyol kökenli değilsin. Evet, evet. İspanik değilsin yani. Enteresan buluyorlar. O yüzden de sevdiler bilmiyorum. Bravo. Umarım sonraki çalışmalarımı da severler. Aa, süper. Öyle. Harika. Dinlesek mi? Olur, dinleyelim. Oley! Ay müthiş. Ama danslarınız da çok güzel. Vallahi dans edemedik maalesef. Evet. Küçük bir teknik aksaklık oldu. Evet, ufak şeyler oluyor böyle. Ay evet. Hijo de la Noche değil mi? Tamam evet, artık. Bu sefer oldu. Tamam. De la Noche. Noche tamam. Evet. Çok evet güzel. Siz 9 Eylül ikinizde tesadüf mü? O kadar arkadaş mısınız? Hiç karşılaşmadık. Okulda hiç denk gelmedik. Ben mezun oldum. Burcu sen girdin galiba. Ondan sonra girdim. Öyle Burcu daha çok sende yer verdi. Ya biraz izlemeyen izleyicilerimiz için ki sanmıyorum hiç öyle olduğunu da karakterlerinizi dinleyebilir miyiz Dilara ve Tolga'yı? Ben Maraşlı'nın avukatlığını yapıyorum. Cevval tuttuğunu koparan bir avukat. Maraşlı'yı hapishaneden çıkaran zaten avukat Dilara. Bir ilk gördüğünde etkilenmiyor da değil Maraşlı'dan ama bakalım devamında neler olacak ben de bilmiyorum. Heyecanla bekliyorum açıkçası. Bu şekilde. Başarılı bir avukat. Burcu sen bir de Elif karakterin değil mi? Elif misin sen? O meşhur dizide değil ama orada oynadın. Ufaklıktı. Ha, ben izlemediğim için bilmediğim için sordum, merak ettim. Uzun süreli yılların dizisi o da yurt dışına falan da çok ilgi gördü. Evet bayağı yurt dışına. Evet sen de ilk zamandan beri orada var mıydın? Değilim. Yok değilim ben son 2 sezonunda vardım. Vardın. Tamam, evet. Süper harika. Evet. Pardon lafını Tolga'yı da dinleyelim. Aynen. Tolga, Tolga Güraçar evet Cumhuriyet Savcısı dizide. Çözülmesi gereken şimdiye kadar o kadar çok mevzu var ki Tolga tamamen bunların içinde buluyor kendini. Aslında bütün o dava dosyasını devralmış durumda. Bunlarla ilgilenirken Mahur'u görüyor ve görür görmez çok etkileniyor, aşık oluyor. Ve hem bir yandan dava dosyalarıyla uğraşırken karşısına Maraşlı çıkıyor. Maraşlı'nın Mahur'la arasında bir ilişki var. Arada bir kıskançlık var. Olmaz mı? Az değil savcı. Evet yani çok idealist bir adam. Başladığı işin peşini asla bırakmayan bir adam. Evet gözü kara, inanılmaz cesur. Ama bu görev bilinciyle yaşadığı Mahur aşkı ve Maraşlı kıskançlığı arasında biraz cebelleşecek ve terleyecek bir karakter. Bakalım nereye doğru gidecek? Spoiler. Bakalım Maraşlı'nın gazabına ne zaman Sen bu arada Eşkıya'da da oynamışsın. Evet. Evet. Orada ne karakterindeydin? Orada İdris karakteri vardı. Onun yeğeni, Demir'in oğlu karakteri olarak vardım. Yani sağa sola ateş atan birisi miydi? O tatta değildi aslında. Biraz daha böyle, biraz daha oturaklı ama serseri mayın gibi aslında her an böyle bir sıkıntı yaratabilecek bir karakterdi. Zıt karakter değil mi şu anda? Zıt karakterdi. Evet evet. Oldukça zıt. Oldukça zıt. Harika. Canan Hanım ilk konseriniz 6 yaşında. Evet. Alışveriş Kültür Merkezi'nde vermişsiniz. Evet. 5 yaşında başladım. Ay, inanılmaz bir şey bu. Bu keman ama böyle bir şey galiba. Tabii. Ne kadar ufak yaşta başlarsanız o kadar ilerlersiniz. Bir de inanılmaz bir sabır gerektirir. Bir de şöyle yani 5 yaşında verdiğiniz zaman onu oyuncak gibi görüyorsunuz zaten. Çocuğun eline verdiğiniz zaman. Ama tabii şimdi mesela ben de görüyorlar. Aa biz de çalarız diyorlar ama tabii öyle hemen verip de çalmak olmuyor. Günde 8 saate kadar çalışmanız gerekiyor ki bu hale gelebilirsiniz. Maşallah. Peki o ilk konseri anlatır mısınız? Nasıldı? Hatırlıyorum. Çok enteresan. Yani hayır şöyle şunu hatırlıyorum. Hiç heyecanlanmamıştım. Çünkü hani zaten ben evde çalıyorum. Birilerinin önüne koy. 6 yaşındasınız düşünseniz ama daha sonra yaşım ilerledikçe her konserde gitgide heyecanlanmaya başladım. Ama o ilk konserde hiçbir şey hissetmemiştim. Çok enteresan. Sonra Salzburg. Salzburg'a gittim. Evet. Ve çok enteresan Mozart'ın memleketi. Orada nasıl bir heyecan herhalde. Evet. Yani şöyle Salzburg cennet gibi bir yer ama yine de ben ülkem diyorum. Ülkem de ülkem. O ayrı ama Mozart'ın köyünde yani köyünde demeyeyim orası şehir artık. Evet, yani zaten Mozart Üniversitesi'nde ders aldım. Evet Mozart'tan özel dersler aldım hocalardan. Ondan sonra işte oradaki farklı orkestralarda başkemancılıklar yaptım. İşte turneler yaptık dünyada. Onun dışında Hindistan'dı, işte Macaristan'dı, Romanya'ydı. Birçok yerlerde konserler verdim. Evet, şu anda programımızda dünya. Bir de bu arada senin de Sarah Brightman, Barry White. Evet, Cetrotal. Evet. Barry White Türkiye'ye geldiğinde bir şekilde hani isim olarak beni bulmuşlar. Hatta orkestrasında tamamen hani bütün dünyayı gezelim, turne yapalım dedi. Fakat ben o sırada öğrenciydim. okulu bitirmekle dünyayı gezmek arasında bana kalsa ben giderdim. Annemler oturduğun yerde dedi. Ama senin kaderini oynamışlar. Bambaşka bir olay olabilir. Belki de böyle. Belki de böylesi iyi oldu. Bilemiyorsun ki. Doğru. Tabii. Ama ben tabii belli bir dönem niye gitmedim de niye. Evet. Artık dinlesek mi? Evet. Güzel kemanınızın sesini. O zaman şöyle yapalım. Tangoyu bir sonra çalayım isterseniz. Şöyle yapalım. Ben Türkiye'yi çok özledim. Gerçekten öyle. Yani hep şöyle düşünürdüm. Ben İtalya'da doğdum, Amerikan vatandaşıyım, işte hem Türk vatandaşıyım. Dünyanın her yerinde yaşarım diye düşünüyordum. Ama 20 yaşında saçlarım dökülüp beyazlamaya başlayınca dedim ki bir dakika ve doktora gittim. Doktor, bütün testler yapıldı, şunlar bunlar yapıldı. Hiçbir şey çıkmadı ve en sonunda dedi ki sizde Heimweh var dedi Almanca. Heimweh de memleket özlemi. Dedim olur mu öyle şey canım, böyle bir hastalık nasıl mı? Bir hastalık? Ve gerçekten öyle. Ve mecbur kaldım ülkeme dönmeye ve iyi ki de dönmüşüm. O yüzden de bu parça da bizim memleketimizden kopan bir parça, onu çalacağız. Çalmadan önce Canan, bir de ben seni yıllardır tanıyorum ama evet. Yani şu anda gençlerimiz var ekran başında, tanımayan da olabilir. Tabii. Biraz senin yurt dışı ile ve Canan Anderson nereden geldiğinle ilgili bir iki kelime bir şey alalım. Şöyle babam benim Amerikalı istihbarat subayıymış. Türkiye'ye geliyor. Annemle tanışıyorlar, aşık oluyorlar, evleniyorlar. Sonra İtalya'ya çıkıyor tayini ve İtalya'da ben doğuyorum. Daha sonra Amerika'ya yerleşiyorlar. Tabii işte kültür farkı şudur budur. Boşanıyorlar ve ben Türkiye'ye geliyorum. Türkiye'de, annenle beraber. Tabii. Türkiye'de eğitimimi tamamladıktan sonra İstanbul Opera Orkestrası'nda bir yabancı şef özellikle geldi bana, dedi ki sen dedi yurt dışına çıkmak zorundasın. Ve iyi ki de söylemiş, hemen bağlantılar kuruldu, şudur budur ve o şekilde ben yurt dışına çıktım ve de iyi ki de ülkeme dönmüşüm çünkü normalde benim hani ünlü olayım, işte tanınayım, işte böyle bir kafamda bir şey yokken hep düşünüyordum ben çocuklara kemanı nasıl sevdiririm, nasıl insanlara kemanın farklı yönlerini gösteririm diye. Yani tamamen yukarıdan gelen bir şey. Bir yapımcı dedi ki seni dedi ben muhakkak dedi canlı yayına çıkaracağım. Çıkar mısın dedi. İyi çıkarım, hani ha sahneye çıkmışım ha ya canlı yayına, fark etmez. O gün itibariyle bütün reyting rekorları kırıldı. Ben böyle bir şekilde içinde buldum kendimi ama dediğim gibi iyi ki bulmuşum ve birçok çocuk da kemana başladı. İyi ki. Evet. O zaman dinleyelim. Bir Hababam sınıfı yapalım. Wow. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Babam sınıfının hepimizde özel bir yeri var. Melih abi canım ya. Pardon. Melih abi Allah rahmet eylesin beni çağırdı yanına. Hı hı. Dedi seninle dedi daha doğrusu telefonda konuştuk. Seninle albüm yapmak istiyorum dedi. Aa Melih abi bu benim için şereftir dedim. Pazartesi gününe bir hafta sonraki randevu aldık. Pazartesi uyandım, hazırlandım büyük bir zevkle. Vefat ettiğini duydum. Aa, ay nasıl üzüldüğümü size anlatmam mümkün değil. Hani albüm şu bu geç, kendisini çok sevdiğim için nurlarda yatsın. Evet, evet. Maraşlı'nın bu kadar sevilmesinin nedeni ne sizce? Hmm. Evet, güzel soru. Hayır, gerçekten merak ediyorum çünkü insanlar tutkuyla izliyor, çok ciddi tutkuyla izliyor. Ya bence gerçekten çok samimi. Yani başrollerde izlediğimiz karakterler aslında çok alışılagelmiş şeylerin dışında bir çizgideler. Gerçekten bizim hayatta tanık olduğumuz, karşılaştığımız, o hissiyatı paylaştığımız duyguları görebiliyoruz aslında. Burada tabii ki senaryoya aslında çok büyük bir hak vermek gerekiyor. Yani çok bize dokunan bir dili var. Aslında seyirciyi de oradan biraz daha yakalayabiliyoruz. Çok önemli bir unsur çünkü. Bence bu çok önemli bir pay. Hı hı. Sizce? Çok güzel anlattı. Güzel anlattı. Katılıyorum o konuda. Yani dediği gibi samimi bir dili var. Birazcık insanlar o action'ı da seviyor galiba. Evet. O tarafı tabii, da biraz çekiyor diye düşünüyorum ben. Yani bir tane bir şey merak ediyorum. Şimdi konservatuvarda okurken siz hangi okuldansınız? 9 Eylül. 9 Eylül. Evet. Konservatuvarda okurken özellikle Allah yine rahmet eylesin Müşfik Kenter tiyatroculara okulun bahçesinde bir şeyler öğretirdi. Ben de muhakkak seyretmek isterdim. Futbol topu ama basketbol topuyla böyle etrafta çocukları koştururken tekerleme söylettirirdi. Ha, şimdi, iki iş bir arada yapılıyor. Tabii tabii. Farklı beynin farklı tarafları çalışsın diye. Şimdi sizler hani birçok farklı karakteri canlandırıyorsunuz ve canlandırmaya devam edeceksiniz. Normal hayatta bu psikolojik şeylere, dalgalanmalara neden oluyor mu? Ya aslında şöyle, bu çok sorulan bir soru aslında. Evet. Aslında bizim işimiz oyunculuk. Son derece bilinçli bir şekilde yapılması gereken bir şey. Evet. Yani oyuncu ne yaptığının tamamen farkında olarak bunu yapmalı. Çok önemli bir şey. Siz duygusal anlamda bir şeyi performe ederken onun altta yatan bir farkındalık düzeyi olmak zorunda zaten. Ben şu an duygusal anlamda bir gerçeklik yaratıyorum ve bunun bilincindeyim. Hı. Ama biraz sonra bu tamamen bitecek. Yaptığım bir oyun ve kurmaca üzerine bir şey. Evet, yoksa deliririz. Tabii. Yani. Tabii. Yani. Her karakterin dramını yaşamaktan mahvolursun. Ama düşünsene çok enteresan bir şey. Çünkü bir sürü karaktere bürünüyorsun ve kendine dönmek zorundasın. Çok zor acayip. Yani etkilenmemek değil de değil. Tabii. Evet. Neşe, seninle ilgili bir sürü şey okudukça kültür şokuna giriyoruz. Klip de Mardin'de. Nasıl oldu? Evet. Yani, oldu? Dünyada atılmadık adım, yani yaşlanana kadar her yeri gezeceğim diye bir şey var. Evet, biraz öyle oldu. İstediğim şey aslında etnik köken. Hmm. Yani kendi etnik kökenim, yani bir Türk olarak. Hem Türkiye'yi tanıtmak amaçlı, aslında bir tanıtım videosu gibi düşünmeyin sakın, öyle bir şey değil. O zaten inanılmaz ama bir şey yani. Müzik ve mekan anlamında da bir harmoni olsun istedim. Bir kültür karmaşası olsun istedim. Hı hı. Ve genelde Mardin olduğunu anlamıyorlar zaten klipte. Yani diyorlar ki burası Endülüs mü, burası neresi? Yani kostüm tasarımcısından tutun... benim projeme inanan herkes de enteresanlığı dikkat çekti. Yani Gustavo'nun atıyorum kostümlerini yaparken böyle bir fikir, böyle bir mekan dediğim zaman inanamadı. Böyle bir yer gerçekten var mı dedi. Yani yurt dışındaki insanlar için çok enteresan geliyor. Onlar da geldi mi Mardin'e? Yok, Gustavo gelemedi tabii. Pandemi nedeniyle zaten çok zor şartlar altında çektik. Bizim bile gidebileceğimiz meçhuldü. O yüzden sürekli ertelendi. Ama klibini izledim ben, inanılmaz yani, şey film gibi resmen, kısa film gibi. Çok güzel. Teşekkür ederim. Harika. Gerçekten başarılı olmuş. Canan Hanım, diyorsunuz ki ne kadar zor şartlarda olsa hep bir ümit vardır bu şarkıyla ilgili de olmuş. Hep böyle aslında pozitif söylemleriniz var. Evet, benim enteresan bir şekilde bir sürü bestem var. Şimdi yavaş yavaş onları piyasaya sürmek istiyorum ki içimde kalmasın. Hep benim parçalarımda, çünkü keman zaten hani bildiğiniz gibi duygusal, işte acıyı çağrıştıran bir enstrüman. Fakat nedense ben de hep parçaların içinde bir acıyla mutluluk ya da işte yağmurla güneş gibi böyle hep bir tezatlıklar var. Bu da hoşuma gidiyor. O yüzden de bu aynı tangodaki gibi başta bir hüzün var ama daha sonrasında umut var. İşte o yüzden sordum. Mesela keman da öyle. Anneannem benim keman çalmak istemiş. Dede, yani babası demiş ki evladım ince hastalık yapar demiş. Çalma sen onu demiş ve engellemiş. Tabii o dönemlerde, o 1920'lerde, 30'larda ince hastalık da verem. Yani üzüntüden, şuradan buradan verem olur. Tabii. O yüzden mesela ben de sürekli keman çalışırken bir hüznü hissediyorsun içinde. Evet. Ama dediğim gibi hayata bakarken bir şekilde pozitif olmayı başarmak şart. Her çaldığında telleri kopartıyor musun? Bu şöyle, bu enteresan bir şey. Bu bana ait bir şey. Bir de Aramalikyan'da gördüm. Dünyaca ünlü kemancı o da. Çok fazla abandığınız zaman kemanın kıllarına ve de böyle çok içten çaldığınız zaman kopabiliyor. Belki biliyordur arkadaş. Tabii. Yani çok fazla abandığınız zaman keman çalan arkadaşlar bilir. Böyle bir şey oluyor. Ben de normalde bir yayı 6 ayda bir kıllarını değiştirmeniz gerekiyor. Ben de 2 ayda bir değişiyor. Bu kadar konuştuk. Orient Tango diyelim mi? Evet. Orient Tango. Tamam. Hadi. Merak ettik. O zaman o yaşları da şöyle bir düşünelim. Evet. Evet, süper. Hatırlayalım. eserin kayıtlarında da çok önemli isimlerle çalışmışsınız. Kimlerin katkıları oldu? Evet, onlardan da bahsedelim biraz. Özellikle Alper Çam'la birlikte normalde aranjenin %80'ini ben hazırladım ama tabii dokunuşlar gerekiyor. Sevgili Alper Çam aranjesini yaptı. Konservatuvardan arkadaşlarım, canlar hepsi, stüdyoda art yapıları çaldılar, kemanlar olsun, kontrbas, cellolar olsun. Akordiyonu da Cengiz İlkçak'ın çaldı. Hı. O da çok sevdiğim bir sanatçıdır. Harika, çok güzel bir eser olmuş. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Serhat, Türkçe öğretmeniymişsin sen esas, ha? Evet, evet. Türkçe öğretmenliği mezunuyum. 2004 yılında mezun oldum. Mezun olur olmaz bir sene yaptım. Sözleşmeli öğretmenlik yaptım. Tam 2004-2005 eğitim öğretim yılında tam bir sene. O sırada da oyunculuk sınavlarına hazırlandım. Hem öğretmenlik yapıp paramı kazandım. Nerede yaptın? İzmir'de yaptım. Çok İzmir'de 6. 7. 8. sınıflar. O zaman ortaokul diye geçiyordu. Okay. Şimdi ilköğretimin 2. kademesi diye geçiyor galiba. Geçiş nasıl oldu? Yani mesela hep hayalindi de konservatuvarı kazandın, sonra üniversiteye geçmek için, bölüm değiştirmek için mi bunu yaptın? Niye? Yani tercih ne oldu? Şöyle, tiyatro ile ilgili bir fikrim yoktu aslında öncesinde. Türkçe öğretmenliğini okurken bizim bir tiyatro kulübümüz vardı. Ben girdim, dahil oldum. Yani girmiş bulundum, nasıl oldu bilmiyorum ama sonra giderek sevmeye başladım, bir hoşuma gitmeye başladı. Sahnede bir şeyler yapmak, üretimde bulunmak, sonrasında tabii ki alkışlanmak, çok güzel bunlar aslında. Okulu bitirdim, dedim ki ben oyunculuk sınavlarına gireceğim. Yaşım dolayısıyla her okula giremiyordum o sırada. Ama bu şansı değerlendireceğim dedim. Öğretmenlik yapıp paramı kazandım. O sırada da işte beni okula hazırlayan hocama tabii ki çok teşekkür ederim buradan. Sınavlara girdim ve ilk sınavda oldu. Burcu'nun da öyle ilk sınavda oldu değil mi? Evet, benim de öyle. Lütfen, yetenekliler. Peki Burcu, senin içinde var mıydı hep oyunculuk, yani çocukluktan beri yoksa sonra mı gelişti, girdin? Benim içimde hep müzisyen olmak vardı. Ben de 9 Eylül oyunculuğa girmeden önce hep müzik sınavlarını denedim. İşte birinci aşamaya giriyordum, kazanıyordum, ikinci aşama olmuyordu falan. Ben bir de biraz geç başladım müziğe. Keman çalıyordum. Şu an çal deseniz asla çalamam tabii ki. Iyi. Öyle başladı hikaye. O dönem kazanamadım asla. Sonra İzmir'de bir tiyatro kulübündeydim. Orada birkaç oyun yapıyorduk. İşte 9 Eylül'den arkadaşlarım vardı. Niye denemiyorsun? Bak yeteneğin de var falan diye. Hop diye bir anda ben çalışmaya başladım. Böyle bir ay çalıştım, çalışmadım. Yetenek sınavlarında buldum kendimi. Bir baktım 9 Eylül'ü en yüksek puanla kazanmışım. Geliyor bir oyuncu. Biz de bir sınava sokalım seni o zaman, bakayım hangi şarkıyı nasıl söyleyeceksin diye. Seni şöyle bir orkestranın önüne atalım. Ama kazanamamıştın değil mi? Kazanamadım. Ama hep içimde kaldı. O yüzden geçen sene küçük bir single çıkardım. Sırf mutlu olayım diye. Gerçekten. Evet. Ama işte bağımsız çıkardım tabii ki de. Onu küçük bir klip de çektim. İyi ki bağımsız her şey hiç. Bizim haberimiz oldu mu? Olmadı. Nasıl bir şarkı oldu? Yani tanıtım yaptınız mı? Yani aslında çok tanıtım olmadı işte. Bağımsız çıkardım tamamıyla. Bir müzik şirketine bağlı değildim. Öyle kendimi mutlu etmek için yaptığım bir şey. Tamam, o şarkıyı dinleyelim o zaman ya. Hayır, kendin mi yazdın? Yok, çok yakın bir arkadaşımdan aldım söz müziği, Ahmet Yalçın'a ait. Aranjeyi de Çağrı Telkıbıran yaptı. Müthiş bir aranjör kendisi. Evet, öyle gerçekten. Biz yine eğitimi toplamışız. Herkes birbirine yakın yani. Tabii de. Neşe'nin de tiyatrosu var. Yanlış mı? Evet. Senin de tiyatron var. Ben Mimar Sinan Modern Dans mezunuyum. İstanbul Müzikal Tiyatro mezunuyum. Daha sonra Barcelona'ya gittim. Önce Erasmus yapmak için girdim ama sınavı kazandım ve orada da bir daha lisans okudum. Oyunculuk ve müzikal ağırlıklı. Sonra müzikaller zaten. Notre Dame, Amerika'da Footloose, Nine, sonra Türkiye'ye geldim. Önce bir devlet tiyatrosunda çalıştım bir sezon. Sonra dedim ki ben burada ne yapıyorum? Hani güzel müzikaller, güzel roller oynarken niye bıraktım dedim. Tekrar dönerken bu sefer şehir tiyatrolarına girdim bir anda. Kendimi orada buldum kabare müzikaliyle. Derken kabare başlayınca Türkiye'de bir tekrar kalma dönemim oldu. Fakat daha sonra Avusturya'da bir menajerim oldu. Bu sefer Avusturya sürekli gitgeller oldu, Viyana. Orada gene müzik çalışmalarımı sürdürüyordum. Böyle karışık, uzun bir yol. Ne kadar özetleyebilirim bilmiyorum. Karşımda bir 60-70 yaşında birisi varmış gibi hissediyorum. Bunların hepsini nasıl sığdırdım çok merak ediyorum. Eş zamanlı, evet, çok çalıştığımı söyleyebilirim. Eş zamanlı iki okulu bitirdim, Mimar Sinan ve İstanbul'u. Sonra Barcelona, Barcelona'da da gene koreografi okurken oyunculuk dersleri alıyordum. Yani full kompakt bir çalışmayla akşamları sahne alıyordum. Müzikaller, kabareler derken İstanbul, daha sonra Viyana. Böyle uzun bir yolculuk aslında. Senden bir şey dinleyelim şimdi. Ne dinleyeceğiz? Ben Despacito söylemek istedim bugün. Si, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Tú, tú eres el imán y soy el metal. Me voy acercando al buen del plan. Solo con pensarlo si acelero pulso. Ya, ya me está gustando más que la normal. Todo mi sentido me va pidiendo más. Esto que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cola despacito. Deja que te digo cosas al oído. Hacer tu cuerpo todo manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro. Hazme provocar tus gritos. Pasito, pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito, poquito. Cuando tú me besas, conoce destreza, quieres malicia con delicadeza. Pasito, pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito, poquito. Hey, oye, oye, despacito. Ale! Neşe Hanım, kaç dil biliyorsunuz? Başka hangi dillerde şarkılar gelecek? Birçok dilde gelebilir. Ben çok multikültürel bir yapıyla yaşıyorum. Kendimi de dünya vatandaşı olarak adlandırıyorum. İspanyolca, İngilizce konuşuyorum akıcı bir şekilde. Biraz Fransızcam var, biraz Almancam var. Onun dışında yeni diller öğrenmeyi seviyorum. Asya kültürünü çok seviyorum. Asya ile bağlantılı işler de yapmak istiyorum ileride. Yani kafamda çok proje var. Zaten bir tek oraya gitmemişsin. Yani. Yok, gittim, bir de Avustralya'ya gittim. Ha, gitmişsin de iş çıktım. Yapmamışsın yani. Yok, sahneye de çıktım Asya'da da ama orası beni çok çekiyor, çok enteresan geliyor. Onun dışında bir dönem Maldivler, Sri Lanka, hem yolculuklarım oldu hem de çalıştığım dönemler oldu oralarda da. Endonezya'da... Ayu'yla tanışmıştım. O günden sonra da Ayu Ting Ting diye bir şarkıcı tesadüfen tanışmıştık. O günden sonra Endonezya'ya da bir sempati duymaya başladım. Bilmiyorum, çok değişik dillerde de şarkılar söylemek istiyorum. Ama başlangıç Latin pop, biraz etnik. Türkçe çok söylüyorlar. Türkçe söyle diye. O yüzden Türkçe şarkılar, İngilizce şarkılar önümüzdeki dönemlerde gelecek. Ay, merakla bekliyoruz. Canan, sen de şarkı söylüyorsun. Bak şimdi. Tamam, eski arkadaşlarımız var. Şöyle yani tabii kulağım olduğu için şarkı istesem söylerim ama tercih etmiyorum. Evet. Çünkü zaten neden? Bir mükemmelliyetçilik var bende. Ya herkes işini yapsın. Yani iyi öğrendiği işi yapsın diye biz yetiştirildik ve büyüdük. Bazı parçalarımda mesela önümüzdeki bestelerde evet sesimi kullandığım ama enstrüman gibi kullandığım bestelerim var. Ama söz söylemiyorum. Çünkü benim amacım parçayı dinlerken insanların kendileri kafalarında o sözleri yaratsınlar. Ben bunu arzu ediyorum. Şarkı herkes söyledi. Hatta projeler geldi. Hı hı. Hatta şimdi ismi lazım değil, çok ünlü bir filmde başrol teklifi bile geldi. Dizilerde oyunculuk teklifi geldi. Fakat ben kabul etmedim. Çünkü yaptığım, evet, yaptığım şeyi seviyorum. Dediğim gibi daha önce de böyle meşhur olayım da yok, şöyle olayım da böyle diye bir idealim hiçbir zaman yoktu. Ben az öz, beni sevenler, takip edenler, çocuklar dediğim gibi örnek olayım. Onları bir taraflara taşıyabileyim. Ve de bu şekilde de kitlemi arttırabileyim. Beni dinleyenler, konserler vereyim. Hani festivaller olsun. Belki bir ülkemi tanıtabileyim yaptığım işle. Böyle hayallerim vardı. O yüzden işte şarkıcılıktı, diziydi, şuydu buydu, biliyorsunuz bizim ülkemizde herkese her şey verildiği için evet, ben istemedim. Güzel bir çizginiz var kariyerinizde ama. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ olun. Bu arada savcımız da çok güzel şarkı söylüyor. Aa. Öyle mi? Evet. Şey, sana sürprizimiz oydu. Evet, harika şarkılar söylemiş. Yani şu anda Funda'nın WhatsApp'ında 8 tane şarkı var. Harika kayıtlar var. Hele o hasret kaldı mı nasıl söylemişsin? Ve şu anda senden hasret kaldığını bekliyoruz. Orkestramız hazır. Ama ben sözleri bilmiyorum. Ben Farklı. Başka bir şey söylemek için. Hemen bir tane hemen iPad'den açıyorum. Hadi bakalım. Yani, gerçekten sesin çok güzel. Okuyarak mı yaptın? Yani ezberinde değil mi gerçekten? Gerçekten ezberimde değil. Nasıl çıktı? Hafif bir mırıldansınlar. Hadi bak gelin. Bravo. Yaşasın. Yani kaldırırız. Bak. Hemen teklif gelebiliriz Maraş'tan sonra. Hasret kaldım gülüşüne, o sıcacık sevişine. Seviyorum dişine. Hasret kaldım, hasret kaldım, hasret kaldım sevdiğim. Seviyorum dişine. Hasret kaldım, hasret kaldım, hasret kaldım sevdiğim. Yani buradan çıkıyor. Boynu bükük duruşuna ardığım sıra bakışına, kollarımda yatışına hasret kaldım, hasret kaldım, hasret kaldım sevdim. Kollarımda yatışına hasret kaldım, hasret kaldım, hasret kaldım sevdiğim. Vallahi bravo ya, süper. İşte Serhat tatlı ses. Gerçekten çok güzel. Sen bundan sonraki tüm davaları kazanıyorsun. Çok özür dilerim. Detone olduysam çok özür dilerim. Pardon. Harikasın. Ya çok heyecanlı bir şeymiş gerçekten şarkı söylemek. İnsan işinin dışında başka. İnanılmaz zor bir şey ya. Evet. Evet, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Çok keyifliydi. Canancığım, seninle veda ediyoruz. Evet. Tamam, madem çok bu güzel orkestramız var, onlarla canlı bir şey yapalım. Lütfen. Bir ıssız adam yapalım. Oh, madem çok severim. Harika. Hadi bakalım. Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin başarılı oyuncusu Sezgin Erdemir. Dal parçası alırsın ve kılıç tuttur. Başka büyük bir sopa alırsın, attır o ve bu kadar sene sonra bunun gerçeğini yapıyoruz. Sevilen şarkıların başarılı sesi Tuğba Özerk. ile Bilge Nihan, şimdi biz bize de. Hani benim sevdiklerim, hani gönül verdiklerim, hasret gider, ben giderim. Efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Efendim. Efendim. Nasılsın? İyiyim, çok fersin. Sizleri gördüm. Var. Pandemi yaramış. Çok teşekkür ederim. Çok iyiyim. Evet, çok şükür. İyiyim. Harika. Bomba harika gibi de şarkı sizleri gelmiş. Sizleri iyi gördüm. Evet, şimdi şarkıyı söyleyeceğiz birazdan. İlk böyle hareketli patronla açtık. Evet, evet. Evet. İyi oldu. Hareketli şöyle bir. Güzel akşamı oldu şenlendirmek adına. Sezgin Bey, size hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk. Timur Melih'imiz. Evet. Merhaba. Merhabalar. Bozkır Arslanı Celaleddin yeni dizimiz ATV'nin. Evet, muhteşem cuma bir giriş yaptı. Şahane harika bir dizi. Teşekkürler. Eksik olmayın. Heyecanlı bir bekleyişti aslında bizim için. İlk önce Özbekistan'da yayına girdi. Ve ondan sonra yavaş yavaş dünyaya açılıyoruz. Ve nihayet ülkemizde de kendi seyircisiyle buluşmuş oldu. Güzel oldu tepkiler. Çekimler biraz onu anlatır mısınız? Nasıl oldu? Yine malum bizim Riva'daki o meşhur yerde. Evet. Riva'da meşhur yerde başladı. Aslında aşağı yukarı 2 senelik bir proje. Yanlış hatırlamıyorsam. Hazırlığı çok uzun sürdü tabii ki. Yani yine dekorlar, kostümler, oyuncu seçimleri, senaryo defalarca elden geçti. Riva'da çekildi neredeyse tamamı. 2-3 haftalık çekim sürecini Aksaray'da geçirdik. Hı hı. Özellikle Bozkır'ın o sıcak ve güneşin yerden gelme atmosferini yaratmak için çok iyi bir mekandı coğrafya. Sanırım ilk bölümün görsel şöleni diyeyim. Bizim yine kendi coğrafyamıza ait. Fakat orayı güzel yansıttı. Seyircisiyle de buluştu galiba. İyi oldu. Evet, çok güzel. İmprovizasyon mükemmel yani. Teşekkürler. Gerçekten Mehmet Bozdağ çok iyi biliyor bu işi. Evet. Aşağı yukarı 7 senedir ben Mehmet Bozdağ ile çalışıyorum. Katıldığım yerlerde de söylüyorum. Mehmet'le tanıştığımızdan beri elimden kılıç, altımdan at eksik olmuyor. Aynen. Benim uzuvlarım haline dönüştüler onlar. Bu çalıştığımız 1, 2, 3, 4. proje galiba yanlış hatırlamıyorsam. Zaten o Riva'ya girdiğinizde sizin için her şey hazırlanmış oluyor. Yani o kadar güzel bir prodüksiyon var ki orada. Evet, Mehmet Bey'in bunca senedir hem tecrübesinden hem titizliğinden kaynaklı diyeyim. Hazır bir mekana, hazır bir hikayeye giriyorsunuz. Size oyuncu olarak çok fazla yapacak bir şey kalmıyor. Yıllardır kalanı da artık elimize yüzümüze bulaştırmamak şeklinde biz de performansımızı sunuyoruz. Yıllardır hep Hollywood'daki stüdyolar Türkiye'de niye olmuyor, ne olmuyor? Bu kadar film sektörü, dizi sektörü bu kadar geçmiş derken işte bunun cevabı Riva. Hep onu söylüyorum. Yani oraya gidip görüp tatmak lazım. Ben de 2-3 kere orada bulundum. Orası inanılmaz bir yer yani. Gerçekten yurt dışını aratmayacak şekilde kendine ait her şeyle yaşanacak yer. Kesinlikle. Bildiğim kadarıyla Avrupa'nın en büyük platosu ve işlevsel bir plato. Yani sürekli oradan başka hikayeler, başka görsel izleyicinin karşısına çıkıyor ve güzel de çıkıyor. Platonun dışında bir de altyapısı da çok ona göre bugün yani. Hep onu söylüyorum ya her bölümde. Yani ona kendine ait benzin istasyonu bile var. Daha ötesi var. Köyü var, camisi var, her şey var. Bayağı bir hepsi konteyner evleriniz var filan. Gerekiyorsa orada kalıyorsunuz gayet. Gerçekten öyle. Hepsi düşünülmüş durumda ve o da işimize yarıyor haliyle. Aynen tabii yaramaz mı? Harika. Evet, sizin de hayırlı olsun canımdı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben heyecanlıyım biraz. Çok uzun zaman oldu bir televizyon programına katılmayı. Biraz unuttuğum şeylerdi. Ara vermiştim çünkü. Bir de pandemi girdi araya. Öyle de bir sene uzadı canımdığı çıkarmak. O yüzden heyecanı 2'ye katladı. Güzel bir merhaba dediğime inanıyorum ben canımdıyla. Yani net, Zehri Yılan Felek'ten sonra. Çok heyecanlıyım. Daha bir ay oldu. Daha yeni hatta 30'unda işte 2 gün oldu. Evet. Bir ayı dolduralı. Şimdi yeni şarkılar yapmaya başlayacağız. Ben kendi kanalımdan yayınladım bu arada. YouTube kanalımdan. Biraz donkişotluk yaptım aslında böyle bir dönemde. Ama çok iyi geldi. Çok iyi hissettirdi. Sürekli üretebileceğim insanlarla bir araya geldim. Çok uzun zamandan sonra. Çok ihtiyacım olan bir şeydi bu. Çünkü doğru şarkıyı bulmak, doğru sözleri yakalamak ve insanlara onu geçirilmek o kadar zorlaştı ki. Günümüzde her şeyin çok hızlı tüketildiği bir dünyada yaşıyoruz çünkü. Yani pandemide de bir takım şeyleri daha fazla sorgulama, işte kendimi varoluşsal sorgulamalar yaptık. İşte insan kendi işiyle alakalı neyi nereye daha iyi koymalıyım, zamanda nerede hata yaptım diye düşünmeye çok fazla vaktim oldu. O yüzden şu an güzel bir start aldığımı düşünüyorum yeni şarkımla. Güzel de bir klip çektik. Benim çok içime siniyor. İzleyince çok mutlu oluyorum bir kere. O yüzden keyfim yerinde. Dinleyelim mi? Dinleyelim. Teşekkürler. Ne kadar enerjisi yüksek bir şarkı. Değil mi? Değil mi? Çok, kimlerin emeği var? İkinci bölüm hızlı girdik. Söz ve müzik ilk defa çalıştım kendisiyle. Aynı zamanda da çok yakın arkadaşız ve yakında onun da bir teklisi çıkacak. Aha. Onunla da ilgili çok heyecanlıyız. Emre Olgun. Aynı zamanda sahne yapan, gitar çalıp şarkı söyleyen bir arkadaşımız. Müziğine her zaman olduğu gibi, benim bütün müzikal kariyerimin başına itibaren hep Cüneyt Yamaner yaptı aranjelerimi. Onlarla beraber. Bir soluk alsın. Biz zaten... bir soluk al, tamam bir soluk al. Evet, bir su içeyim ben değil mi? Evet, evet, aynen biz Tuba'nın hikayesini anlatalım. İnanılmaz 31 evet. Mart'ta çıkan evet, koltuklar, kitaplar. Aslına bakarsanız tabii geçen seneden itibaren bütün planlarımız değişti bizim. Yoksa... Aslında bir albüme de girdik, hazırlıktayız biz. Erhan Bayrak'la beraber stüdyodayız, buradan selam olsun. Uzun zamandır üzerine çalışıyoruz fakat bütün planlar değiştiği için hep bir erteleme söz konusu oldu. Fakat daha sonra ben kendi eserlerimden birisini, sözü müziği yine bana ait. Biliyorsunuz benim slowlarım pek sevilir. Evet, evet. Bekliyordu da dinleyici. Dedim albüm içinde olmadan bir eserimi seslendireyim. Yine Erhan Bayrak düzenlemesiyle koltuklar, kitaplar, sözü müziği dediğim gibi bana ait. Aa baksanıza misafir geldi. Gel şarkıyı sev. Bakın Bilge'ye gidiyor. Cicimdi. Harika. Gel. Hoş geldin Nihat. Nihat Bey'in o. Evet. Nihat Bey'in kedisi. Ama çok tatlı. Kedi anneleri buraya. Kedi babaları. Evet benim de var kedim. Böyle koltuklar kitapları çıkarttık. Kemal Aslan Müzik etiketiyle çıktı. Bütün dijital platformlarda yayında çok iyi gidiyor şu anda. Yabancı dijital platformlarda inanılmaz bir yurt dışından dinlenmesi var. Şaşırdım yani. Amerika top track'lere falan girmiş vaziyette. Tabii Türkiye'de de dinleniyor. Çok mutluyuz ama bu arada planlarım devam ediyor. Ben albüm hazırlığındayım zaten. Uzun zamandır dinleyici benden bir albüm bekliyordu. Fakat bu sırada yine Temmuz-Ağustos gibi bir tane tekli yayınlar mıyız? Bilemiyorum ama albüm hazırlığı devam ediyor. Söz yazarlığı devam mı? Tabii canım o işte söz müzik bana ait, bunda da hepsi devam. Bunda öyle de diğerlerin... Devam. Ya şöyle pandemide de çok yazdım ben. Çok içimize döndüğümüz bir süreçti. Ben Alaçatı'da annemle beraber de çok uzun bir vakit geçirdim bahçede. Öyle olunca tabii selam olsun anneciğime de buradan. O Alaçatı'da hala. Tabii çok yazdım, çok biriktirdim. Hatta Erhan Bayrak'la beraber birbirimize kayıtlar yaparak o şekilde çalıştık. Yani çok zor şartlarda işte o atıyordu akorlar, ben kliğin üzerine, metronomun üzerine okuyordum falan, öyle birlikte aranjeleri bir şekilde sonra bir araya gelip işte bayağı da şu an hazırladığımız şarkılar var. İnşallah hepsini arda arda çıkartacağız. Merakla bekliyoruz. Evet çok teşekkür ediyorum. Evet, çok mersi. Merak ettik artık. Üzerine dinleyelim mi koltuklar kitapları? Tabii ki hadi bakalım. efendim. Tam bir pandemi şarkısı çok diyebiliriz aslında. Evet. Çünkü o süreçte yazdım. Nasıl ben de onu soracaktım. Çıktı? Evet, ne ışık yani, yoktu, ne ışık, oldu? Ya elektrikler kesilmişler. Ya aslında şöyle, o çıkış içimizden hani çıkamadığımız, o evet, duvarların üstümüze geldiği o anlar var ya, hani yıkılıver şu duvar gibi, koltuklar ve kitaplarda geçti 1,5 senemiz. O yüzden herhalde o duygular çıktı. O yüzden de bunu yayınlamayı çok hani yerinde bulduk işin gerçeği. Öyle. Ben dinlememiştim. 2 kelime de çok zor. Dedim evet, ki Allah'ım nasıl acaba onları şarkının içine oturturdu? Çok, hangisi? Koltuklar, evet, değil mi? Evet. Şarkı için çok zor. Doğru yani söylüyorsun. Süper, teşekkür olmuş ederim. Çok mersi. Ağzına sağlık mersi, var mı? Çok teşekkür evet ediyorum. Timur Melik, Sultan'ın en güvenilir adamı. Evet. Akıl hocası. Değil mi? Tam akıl hocası. Tam akıl hocası değil. Çünkü askeri kanadın başı Timur Melik. Hı hı. Evet, seneler boyunca aslında birlikte yapmış oldukları hani seferler var, savaşlar var, savunmalar var. Birlikte imza atmış durumdalar bütün o başarılara ve sınır genişletmelere ve aynı zamanda sınırın içindeki güvenliğe. Akıl hocası mı askeri konuda? Evet, belki öyle diyebiliriz. Peki bu kadar güçlü bir karakter normalde evet, ne kadar benziyor size? Ne kadar benziyor. Aslında şöyle, aslında her karakter hepimize benziyor. Kendi içinizden altta kalan, kenarda kalan ya da üste çıkmış olan bazı özelliklerinizi karşınıza çıkan karakterin öne çıkması gereken özellikleriyle bütünleştirerek bir performansı oluşturuyorsunuz. Dolayısıyla oynadığınız her karakter aslında sizden bir parçayı yansıtıyor. Bazılarının altına daha çok çiziyoruz, bazılarını saklıyoruz ve bizle bütünleşiyor aslında. Oyuncuyla karakter bütünleşiyor o anlamda. Harika. Sizin oyunculuk başlangıcınız nasıl gelişti? Amerika'da bir eğitim var galiba. Evet, Amerika'da bir eğitim var. Ben sanırım 25. sene olabilir bu. Çeyrek asır önce başladı. Amerika eğitimi ise bir 10 sene öncesine ait. Yani diziyle başladım aslında ben. Diziyle başladıktan sonra eğitim girdi benim hayatıma. Önce burada bulabildiğim her türlü eğitimi. Hani o zamanlar bir de Yeşilçam çok daha aktifti televizyon dünyasında. Yönetmenleri de öyle, senaristleri de öyle, oyuncular öyle. Onların hegemonyasındaydı ve onlar açtılar yolu. Ve o dönemin aslında biz genç gelenleriydik. Buradaki eğitimleri alıp aynı zamanda da dizilere devam edip ve hep hayalimde aslında Amerika'ya gitmek vardı, New York'a gitmek vardı. Orada kendime belirlemiş olduğum, hedef olarak koyduğum konservatuarlar vardı, ekoller vardı. Çünkü tek bir ekol de yok. Birden fazla ekolü kullanabiliyorsunuz. Önemli olan sizin dünyayı algılama biçiminizle aynı performansı sunabileceğiniz ekolü denkleştirebilmek aslında oyuncunun önünü açan bir şey. Nihayet kabul edildim. Kendimi de ayarlayabildim. Gidebildiğim bir aralık oldu. Audition gönderdim. Videodan, Skype'tan mülakatlar yapıldı falan. Stella Adler'e kabul edildim. Gittim. Gitmişken dedim hani birkaç yer daha aslında boş günlerim var çünkü onları doldurayım dedim. HB Stüdyo'dan, yine orası da başka bir oyunculuk alanında ilerleyen bir yer. Eric Morris sistemi var. Burada da ülkede evet, de yaklaşık bir 10 senedir aslında çok tanınan bir sistem. Onu da orada buldum. Anthony Vincent Bova ile beraber çalıştık. Morris'in New York'taki temsilcisi diyebilirim. 3 ayrı ekolü birden alıp ben hepsini sanki çok kolaylarmış gibi. Meltem'den önce mi sonra mı? Galiba sonra ya da eş zamanda diyebilirim. Zaman. Ama belki birkaç sene sonra olabilir, tam hatırlamıyorum ama o zaten İngiltere üzerinden başladı buna. Daha sonra ona girdi. Sonra burada da eğitimini vermeye başladı o. Ve sonra hepsini harmanlayıp buraya geri geldim. Çok güzel. Harika. Ve televizyon ve sinema devam etti. Ne güzel. 25 sene geçmiş. Canım diye geri dönelim. Ya böyle müzikal bir pop. Sen özellikle mi böyle şarkılar seçiyorsun? Daha müzikal altyapısı güçlü olsun. Yani şöyle, insanlar beni Net'le tanıdılar. Hatırlarsınız, hı hı, Bahadır Tatlıöz'ün fit yaptığı bir şarkıydı. O çok ses getirdi. Bütün listelerde birinci oldu ve hani insanlar benim yüzümü tanımasa bile hani halihazırda sahnelerimde söylediğinizde "Aa, bu şarkıyı bu kız mı söylüyormuş?" bir şarkısı o. Dolayısıyla beni fabrika ayarlarıma geri döndürecek bir şarkıya ihtiyacım vardı. Aradan işte kaç sene geçti. Bayağı bir zaman oldu aslında. Hani 2 single sığdırdım ama insanlar hep böyle Net gibi işte gerek sounduyla gerek sözleriyle biraz böyle eşlik edilesi bir şarkı beklediler benden. Ve canım da buna çok hizmet eden bir şarkı oldu. İlk dinlediğimde işte budur dediğim, uzun zamandır demeyi istediğim bir şarkıydı. İlk hali çok akustikti aslında, hiç alakası yoktu. Tabii Cüneyt Yamaner ona farklı dokunuşlar yaptı. Birazcık elektronik dans müziği yaklaşımı var ve ben bunu çok seviyorum. Yani dünya müziğini takip ettiğimde de çok seviyorum. Çok da yakıştırıyorum. Canlı performanslarımı da çok seviyorum zaten, böyle enerjik ve hareketli şarkılar söylemeyi. Ama tabii hep böyle devam edecek mi, değil. Benim çok güçlü bir slow'um var mesela şimdi sırada. Beklettiğim. Mesela onunla ilgili çok heyecanlıyım. Çünkü ilk defa aslında o kadar lirik ve belki de şarkıcılık performansımı daha farklı gösterecek bir şarkı söyleyeceğim. Hani böyle çalışmalarım da olacak. Ama benim için önemli olan o kadar aradan sonra güzel bir merhaba şarkısı demekti. Zaten çok sıkılmıştık pandemide ve ben bunun pozitif, işte klipte yansıttığımız o parti konseptiyle, yine tek başına bir kadın evin içinde aşk acısı yaşıyor ama bunu tiye alıyor ve kendi kendine işte konfetiler, bonbonlarla bir hayat kuruyor. Bu benim çok hoşuma gitti mesela, bunu yansıtmak. Çok da aslında benlik bir şey bu. Dolayısıyla Canım da aslında o yüzden seçilen şarkı oldu. Ama hep böyle bu tarzla mı devam edecek bilemeyiz ki. Yani bu birazcık da yolda yürürken karar verdiğimiz şeyler. Bakalım yani var ama halihazırda yaptım. Bir tane mid tempolu bir şarkım var. Daha akustik olacak o mesela. Gibi gibi. Güzel. Şarkıdan mı? Evet. Neti söyleyeceğim. Neti. Tamam, net diyecek. Ben de merak ettim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bayılıyorum bu şarkı. Evet. Mozaik'in en önemli parçalarından biri bu şarkı oldu gerçekten. Gerçekten. Müzikal kariyerim de iyi ki de oldu. Senin klibin de çok ilginç. Eksi 3 derece mi? 3 derece mi? 3 dereceydi. Çok soğuktu. Bir de çok... 2 gün. Evet, üst üste 2 gün. Anlatsana nasıl hikaye... Çok serindi. Yani o gün gerçekten çok serindi. Yani olan günlerin içerisinde en serine denk geldik. Fakat klibin aslına bakarsan görüntüler açısından iyi oldu. Çünkü severim böyle havaları falan dediğimiz böyle o biraz o derin duyguları yansıtan bir şarkı olduğu için söz açısından. Tabii evin içinde aslında bir günü yansıtıyor. Çünkü pandemide hep evde olduğumuz için onu yansıtmaya çalıştık biz. Yani şöyle bir şey, kendimizi canlı tutmak için biliyorsunuz giyindik, sofralar kurduk, makyaj yaptık yani evin içinde. Canlı yayınlar yaptık, yeri geldi sohbetler ettik. Onu da yansıtıyor. Limonlar topladık. Limonlar o sonra. Sonra limonlar. Limon mu topladı? Ben bahçede limon falan çok topluyorum ya. Organike girdik yani. Tabii organik işte o, evet, ona girdik. Yani onları çok yaptığımız için onu yansıtan bir klipti. Yani bir küvet sahnesinden tutun da giyinip süslenip balkonda yürüdüğüm sahneye kadar var ama gerçekten çok soğuktu. Ama güzel, çok keyifli geçti gerçekten. Erkan Nas'a da buradan sevgiler. Çok güzel bir klip çekti. Süper. Evet. Güzel geçti. Senin bir de 15. yılın değil mi? Evet, 15 sene olmuş hakikaten. Tebrikler, maşallah. Evet, hakikaten 15 senedir işte beraberiz, evet, böyle. Beraber. Evet, 15 senedir yani çok eski arkadaş olduğumuz için hakikaten öyle. Harika. Yıllar nasıl geçti? Çok geçiyor. Bilmem. Çok rüzgar hızlı gibi geçti. Değil mi? Rüzgar gibi geçti bence. Bazen ama rüzgar soğuk esti, bazen sert esti, bazen sıcak esti, bazen Meltem rüzgarları esti. Hayatın içi gibi işte. Bazen lafını esirgemedim, bazen polemiklere girdim, bazen polemiklere sokuldun. Yani mecburi olarak bazen sokulunca insanda bazen... Bir de benim çok dobra bir kişiliğim var. Evet. Ama dobralıkla biraz şeyi karıştırmamak lazım, böyle aşırıyı karıştırmamak lazım. O çünkü yani... Çok edep çerçevesinde o dobralığı korumak gerektiğine inanıyorum. Halkımız da zaten öylesini seviyor bana kalırsa. Fikrimi söylemekten çok çekinmeyen bir insanım yeri geldiğinde ama bilmem yani işte. Pişmanlıklarım var mı? Hayatta pişmanlığım hiç yok desem yeridir. Yani yaşadığım her şeyden bir şey öğrendim, ders aldım. Hı-hı. Ama çok insan ayıkladım Sinancığım. Yani özellikle pandemi sürecinde inanılmaz insan ayıkladım hayatımdan. İnanılmaz değişim geçirdim. Tabii belki de böyle bir evreydi hayatımın, yani olabilir. Düşünmeye çok fırsatımız olduğu için daha önce yanımızda olan insanları çok fark edemiyormuşuz. Öyle büyük koşturma, öyle konserler, hareket, devamlı bir albüm çıkışı, single çıkışı ve hep bir harekette fark edemiyormuşuz. Durup şöyle koltuğa, hani o koltuklar kitaplara gömülünce orada bakınca insanları aslında gerçekten analiz edebildiğimi fark ettim. Kimileri hayatımdan çıktı, teşekkür ettim. Kimileri hayatıma yeni girdi, yine teşekkür ettim. O yüzden millet Rabbime her şey için teşekkür ediyoruz. İnsanlar eski gardıroplarını, elbiselerini temizledi. Sen? Ben onu da yaptım. Onu da yaptım. Evet. Sen insanı ayıkladın. Evet, insanı ayıkladım ama çok rahatlatıcı bir şey. Evet. Bir farkındalık. Yeni insanlar da girdi, girmedi değil pandemide. Vallahi ben işte o yalnız kalınca hani ne yapalım, hadi kitap okuduk, hadi şey yaptık, ekmek yaptık, hani hepsini yaptık, geriye ne kalıyor? Dedim ki bir gardıroba bakayım neler var, yani giymediğim o kadar çok şey vardı ki ve bunun için Allah'ın beni affetmesini istedim. Yani hiç giymediğim kıyafetler, hepsini verdim ve çok rahatladım, çok iyi geldi. Mesela o benim için çok rahatlatıcı bir şeydi gerçekten. Minimal olmak çok iyi geldi bana. Bir de hani mesela minimalist olmayı seçtim. Ahşap boyası yaptım. Bir şeyleri vernikledim. O kadar iyi geldi ki. Yani müziğin dışında da bir şeylerle ilgilenmek, ama tabii çok özledik artık. Ben o kadar minimal olamıyorum galiba. Yine de süsü püsü seviyorum kendi içimde ama ben yıllardır zaten düzenli olarak paylaşıyorum kıyafetlerimi. Bir kere iki kere giydikten sonra işte sahne kostümlerimi kınası, nişanı, sözü olanlarla falan, genç kızlarla paylaşıyorum. Diğer şeyleri de yardım kuruluşlarıyla falan paylaşmaya çalışıyorum ama o iyi bir şey. Gerçekten o insanın ruhunu rahatlatan bir şey ama onun dışında biz sizi de severiz canım. Hanımlar severiz yani. Ucuzanacık. Sadeliğin içinde. Sezgin evet. Şimdi böyle sağa bakıyor, sol tenis maçı gibi oldu. Evet olacak. Siz pandemide bol evet. çalıştınız. Gardırop aslında beni ayıkladı. Ben onu öyle söyleyebilirim. Bir şey giyemedik aslında. İçine girebildiğim aslında ve giremediğim kıyafetler şeklinde. Evet. Gardırop beni ayıkladı. De öyle bir durum var değil mi? Kilo alındı. Ben hiç verdim valla. Çünkü benim bayağı günlük hareketim çünkü kalmadı. Yani hani kilo vermek için ya da korumak için sporun dışında zaten aktiviteniz, yani sabahtan akşama kadar yaptığınız şeylerin çok büyük bir faktörü var. O kalktı ortadan. Yani çalıştığınız müddetçe tamam güzel ama eğer o sırada set de yoksa kanepede geçiyor yani her şey. En fazla alışverişe gidiyorsunuz. Boşuna yazmamış. Evet, birleşme. Kitap konusunda da Öyle. Bence ben alıklaştım pandemi esnasında. Ama gerçekten öyle. Algım normalde çok yüksektir ve daha birçok şeyin farkında olurum. Aynı anda bir sürü şey yaparım. Okuyamaz hale geldim ama ben aslında tam tersine. Olabiliyor, normal. Okuyamıyorum. Hayır, okuduğumu da anlamıyorum. Yani normalde tükettiğim oranın, okuma oranında belki %90 falan azaldı. Algılamıyorum. Yavaşlattı bence bizi. Hiçbir algıyı şey, onu hiç algılayamam. Yani yükseltiyor şiir bence. Bozdu tabii. Pandemi aslında beynimizin çalışma sistemi. Birçok kişide zaten yükselen şey konsantrasyon eksikliği. Hiç kimse odaklanamadı. Film izlerken filme, çok zorlanıyorum. Diziye, ben mesela film için sinemada tüketmeyi seven insanlardanım. Hı-hı. Yani girelim karanlık bir ortama ve herkes veya tek başıma aslında daha az insanın olmasını tercih ediyorum günümüzdeki izleyici profiline göre. Öyle. Yani ne kadar az o kadar iyi şeklinde ve o hikayenin içinde kaybolmak isterim genelde. Hı-hı. Şimdi film tüketemiyorum. Film tüketemediğim için vasat seviyedeki dizileri tüketmeye çalışıp o sırada elimle başka bir şey yapıyorum laptopta. Orada dizi devam ediyor. Burada telefon. Neredeyse ayağımla da bir şey kontrol edeceğim. Hiçbir şey çünkü bence yeterli gelmiyor. Ama yeterli gelecek şeyi de benim tam artık algılamıyor. Değil mi? O yüzden böyle tuhaf bir döneme girdim ben. Evet. Evet. Ben de çok sağlıklı yaşama çok mesela taktım gerçekten kafayı. Bahçeyle çok ilgilenirken bunu daha işte büyütmeye başladım. İşte limonlar, şeyler, farklı şeyler ve hayatta dedim ki ne yapmalıyım? Ben bu arada bağırsak hastasıyım. Ciddi bir bağırsak hastasıyım. Çok mersi. Uzun yıllardır bu rahatsızlıkla mücadele ediyorum. Çok uzun ilaçlar kullandım. Ağır ilaçlar kullandım. Yani o kötü hastalığın ilaçlarına kadar kullandım diyebilirim. Dolayısıyla da bunu ne yapabilirim? Çünkü o ilaçlar insanı, yani beni daha doğrusu o vücudumu da çok zorluyordu ve ben devamlı hastalanıyordum. Ya hasta bir şeyim vardı. Hastaneden koşup işte konserlere gidiyordum falan. Bu pandemi sürecinde ben ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ben bu ilaçları bırakmak istiyorum dedim. Böyle bir şeye takıldım. Tabii ki doktorumun kontrolü altında. İşte yediğim şeyleri tamamen değiştirerek, işte süt ve süt ürünleri asla tüketmiyorum artık, gluten tüketmiyorum, benim yememem gereken birçok şey var. Sabahları kocaman böyle bir green juice yapıyorum kendime, yeşil su dediğim, ben yeşil su diyorum. Takipçiler artık çok iyi biliyorlar, o yüzden çok konuşuyoruz. Detoks suları tüketiyorum. Yani öğünlerimi çok azalttım, işte yediğim şeyleri zaten sıfır yağla yemek pişiriyorum falan. Acayip spor yapıyorum falan, o bana çok iyi geldi ve ben bu işten diyorum ki galiba başarılı çıktım yani. O yüzden de peki çok bu yediğin içtiklerini mi üretmeye çalışıyorsun şu an? Yok. Limon konusu evet, bazı şeyler de evet ama ileriye yönelik bir fikrim var. Şu anda arsa bakıyorum. İstiyorum bir çiftlik inşallah. Ay, yani hep bir hayalim bu. Biraz da böyle sağlıklı yaşam çiftliği gibi olursa benim çok için çok güzel. İleriye yönelik bir şey düşünüyorum. Hadi inşallah. Böyle yavaş yavaş adım adım inşallah. Merakla ama bekliyoruz. Sağlık önemli yani. O yüzden kendimi ben çok iyi hissediyorum. Tabii sizleri de gördüm. Çok da iyi oldum. Doğadan bahsetmişken sizin tavşan ve kaplumbağanız mı var? Hayır. Yok mu? Bir çekimde mi kullanıldı? Ha, öyle bir şey vardı. Bahçesinde tavşan ve Osman adlı bir kaplumbağası var diye. Osman ne yapıyor diyecektim, hiç sormamışım. Osman kim diyecektim. Muhtemelen iyidir çünkü hani uzun yaşadıklarını düşünürsek. O röportaj yaptığımız yerde bir bahçede bulunan hayvanlar da onlar. Harika. Ya siz dönem işlerini kendiniz mi tercih ediyorsunuz? Çünkü bütün hepsinin kadrolususunuz neredeyse. Aranan yüzüsünüz bütün dönem işlerine. Denk geldi galiba. Hayır, öyle bir tercihim yok. Ama evet, son birkaç senedir aslında, ondan önce de şimdi ben de hani böyle soru geldiğini düşünüyorum. Evet ya, o da dönem. Hayır şey, siz mi istiyorsunuz? Hayır. Çok mu teklif geliyor yani? Bu yönde teklif geliyor. Hı-hı. Ve iyi bir şey geldiğinde de açıkçası ben de içinde yer almak istiyorum. Muhtemelen şeydir herhalde. Kaç kişi ata ve kılıç kullanıp ata binebiliyor aynı anda? Tabii, kendini de büyüten bir tercihe dönüyor bu. Hani ilk zamanlar tamam, hani görüntü olarak ya da oyuncu olarak kullanılırken birdenbire özellikler de artıyor dediğiniz gibi. Hani dövüş teknikleri, birkaç farklı silah kullanabiliyorum. Yani bayağı kullanıyorum. At konusunda da herhangi bir sıkıntım yok artık. Müthiş. İşte büyük avantaj, işte yeniden yani birini alıp bu kadar geliştirmekten. Evet, dolayısıyla daha fazla bu yönde işler gelmeye başlıyor. Evet, ben de kaldım. Biraz geçmişte kaldım. Bir 1000 sene öncesindeyim ben. O da güzel. Evet. Harika. Net'le ilgili bir sorun var. Ya Net gerçekten çok sevildi ve inanılmaz patladı. Evet. Bu sorumluluk yaratıyor mu bir sonraki şarkıda? Çok zor bir şey. Yani o benim normal şartlarda Net'ten önce yaptığım bir mini albümüm vardı ama çok akustik bir albümdü ve çok yanlış bir dönemde çıkardığım bir albümdü aslında müzikal kariyerimde. O yüzden hiç kimse çok fazla bir şey duymadı onunla ilgili. 2 tane klip çektim. Hatta bir tanesinde Nebahat Çehre oynadı. O bile çok fazla fayda. Akrabalık da var. Evet, aynen öyle. Hala. Babamın teyze kızı. Ama ben Nebahat Hala diyorum kendisine. Buradan da sevgilerimi yolluyorum. Çok güzel bir anı oldu ama benim için onunla aynı klipte oynamak. Çok... Şimdi değerlendirirsiniz, söylersiniz yine akustikleri ne var. Tabii ki öyle. Şu an işte, bence devir o devir. Ben eski yaptığım parçaları akustik olarak seslendirdim tekrar. Daha çok ilgi gördü. Evet. Yani inanılmaz bir ilgi gördü. O yüzden yaparsınız İlk çıkış şarkıları ya da şey olarak, konsept olarak belki hani yanlış demeyeyim de o zamanın şeyi biraz farklıydı galiba. Radyoların beklentileri hani hep böyle bir şey oluyor, bir akım oluyor. Bir şey. Mesela nasıl bir rap furyası oldu da Türk pop müziği birazcık daha geriye çekildi. Biraz çekilmez. Yok yani biraz geriye çekildi. Çekilmez. Yani herkes üretmeye devam etti ama yani hep böyle bir rüzgar oluyor. Dolayısıyla da belki de benim... zamanlama belki yanlış. Zamanlama yanlış. Aslında anlatmaya çalıştığım şey yok. Ama hani netle asıl insanlar beni tanıdılar ve ben hakikaten hiç bu kadar tepki alacağını tahmin etmedim. Yani böyle bir etkisi oldu. Kült bir şarkı oldu. O yüzden işimi çok zorlaştırdı bir sonraki işlerde. Ama yani en nihayetinde önemli olan onu yakalamış olmak. Müzikal kariyerinde onu tatmak, insanların sizi bir şarkıyla tanıyor olması, onların hayatlarına dokunmuş olmanız. Hala beni o zamandan beri takip eden, işte pandemi döneminde yaptığım 2 tane akustik evde çektiğim cover şarkılar vardı. Onları da sevdiler. Yani böyle sizinle birlikte sadık bir kitle oluşturuyorsunuz ya. O hani size hep böyle şey yapıyor. Ne zaman çıkacak, ne zaman şey. Hep böyle o motivasyonumu hiç kaybetmedim aslında. Tek sıkıntı aslında araya pandeminin girmesi oldu. Yoksa canımda geçen sene çıkacaktı. Yani o yüzden de bir tık daha fazla uzadı. Onun dışında söyleyeceklerim bunlar. Bir şarkı daha alalım. Tamam. Gidesim. Gidesim geldi mi? Aynen. Benim kült eserlerimden bir tanesi. Evet. Pekala. Buyurun efendim. Kesin var. Sorma. Sahte yüzlerden. Vallahi demişim. Pandemiden önce. Aynen, yine bana sözümü ziya et bir eser olduğu için. Demişim, hakikaten doğru söylüyorsun. Türküleri ne yaptın? Türküleri çok seviyoruz, evet, zaten. Seni en son ağırladığımızda ayrı sensin. Biraz sonra dinleyeceğiz hatta. Onu türküleri çok seviyoruz. Düşünüyor musun tekrar? Bilmem, neden olmasın. Yani bir albüm şeklinde değil ama yani ara ara olabilir tabii. Sahnede zaten çok söylüyorum. Her şeyi söylüyorum. Ben yani arabesk, pop, caz, alaturka hepsi var yani. Dolayısıyla hepsinin içinden bir parça taşıyoruz. Nasıl beyefendi dedi, oyuncular bir parça taşıyor her karakterden. Biz de şarkıların her melodisinden bence bir parça taşıyoruz. Yani içimizde bazen o köyün türküleri misler gibi kokuyor. Bazen pop oluyoruz, bazen böyle hüzünleniyoruz. Hepsi bir arada. İçimizde, evet, benim zaten içimde bir sürü böyle Tuğba olduğu için böyle bakmayın bugün böyle oturuyorum ama içimde böyle enerjimiz daim olmuş. Çok mersi hepimizin. Böyle bir sürü parça var. Matruşka gibiyim. İçimden devamlı bir şeyler çıkıyor. O yüzden de yazıyorum onları hep. Aynen. Evet. Çıksın efendim. Çıksın efendim. Dublör kullanmıyormuşsunuz hiç. Kullanmıyoruz, evet. Öyle bir olduk ya. Yani kendi kendine yani gelişti. Çok, bazen çok tehlikeli sahneler olabiliyor mu? İnsan yaptıkça yapası geliyor galiba. Öyle oldu biraz. Güzel de hazırlıyorlar. Şimdi özellikle hani diriliş ve kuruluşa bakarsak onun sezon öncesi hazırlıklarında bir yaz dönemine sahipsiniz. Arada birkaç ay var. Kendi çiftliğinde, kendi koreografi ustaları diyeceğim artık. Çünkü sadece bizim değil, bütün dünyaya da hizmet veren gruplar bunlar. At konusunda da öyle. Senelerdir aynı insanlarla çalışılıyor ve onlar bizi güzel hazırlıyorlar. Ve her noktada aslında gözlerinde hissediyorsunuz. Bir tehlike anında daha oluşmadan birileri bir yerlerden bitiyor. Hemen ona müdahale edecek hem tecrübeye hem bilgiye sahipler. Bu da sizi iyi hissettiriyor. Buna güvendiğiniz noktada, eğitildiğinize ve gözetildiğinize güvendiğiniz noktada ufak ufak cesaretler geliyor. Yaptıkça ha tamam yapabiliyormuşum. O zaman buna dublör gerek yokmuş oluyor. Yaptıkça daha çok hoşunuza gidiyor. Sporda bir level atlamak gibi yani, evet, herhalde değil mi? Evet, yani sezon öncesi çalışırken işte hani ok çalışılıyorken havada bir şeyi vurduğunuzda ah ben onu nasıl vurdum? Hani sen onu havaya attın, ben atla giderken herhalde tesadüf diyorsunuz ama bu tesadüfe tabii çekim sırasında da yapabilme cesareti geliyor size. Dolayısıyla peki kaza? Kazalar her zaman var. Yani önüne geçilebilecek bir durum değil bu. Çok anlık gelişiyor her şey. Allah'tan majör kazalar yaşamıyoruz. Ufak tefek şeylerin olması o kadar da sorun yaratmıyor açıkçası. O çok tehlikeli bir şey var. Sağa sola geldi, yaralandınız oldu mu? Ya evet, onlar oluyor. Ya bu arada çok komik. Bundan seneler önce yine çok benzer bir soru gelmişti. Katıldığım bir paneldi. Ben de işte şey dedim, hani yani özellikle hani parmakları zaten geliyor bu. Sıradan bir şey. Ha tamam burası açıldı falan deyip hayata devam ediyoruz. Senelerce o şey kaldı. Setlerde parmaklarımız yaralanıyor. Hayır. Değil yani onun gibi. Tek bir cümle kalıyor. Evet, o tamamen kaldı. Öyle bir şey değil o ama çok normalleşiyor bunlar. Hemen işte silip geçiyorsun. Zaten bir de kostüm olduğu için üstüne de silebiliyorsun. Çünkü zaten üstünde kan ya da kir olması normal ya. Şöyle yapıp devam ediyorsun ondan sonra. Bunlar çok sorun olmaktan çıktı. Fark etmediğimiz şeyler haline dönüştü. Gözünüz kara ve cesursunuz. Galiba biraz da. Bir de şöyle yani iyi oyuncusunuz, aynı zamanda çok da iyi savaşçısınız. Hepiniz bu arada yani normal mesela çok iyi bir oyuncuyu alıp koy, onlar da bir yetenek. O kılıcı bu kadar kullanmak, o atı o kadar hızlı kullanmak, yani o dövüşmek vesaire, yani çok iyi bir oyuncu mesela bunları yapamayabilir. Galiba çocukluk hayalimizi çaktırmadan gerçekleştiriyoruz. Yani altındaki sihir belki olabilir. Çünkü bütün tabii çocukların hani ortak bahçede oynadığı şey, evet, eline bir dal parçası alırsın ve kılıçtır. Başka büyük bir sopa alırsın, attır o ve bu kadar sene sonra bunun gerçeğini yapıyoruz. Nasıl yapmazsın ki bunu? Tabii ki de ben yapmak istiyorum deyip atlıyorsun önüne. Eğer de estetik olarak yapabileceğine güveniyorsa tabii koreografi hazırlayanlar senin yapmana da izin veriyorlar. Eğleniyoruz aslında o sahnelerde daha çok. Hani bu çok klişe gibi olacak. Biz çekerken çok eğlendik. Hayır. Biz çekerken yok, çok canım, eğlendik çok değil yani, ama yani bu aksiyon sahneler evet zevkli de olabiliyor çoğu zaman. Güneşin altında çalışmadığımız müddetçe. Peki geçmişe baktığınızda sizin bir tabii yıllar evvel bir basketbol hikayeniz de var. Yani hikayeniz dediğim bir evet, oynamışlığınız var. Baktığınız zaman bugün Türkiye'de çok önemli bir yerde yani futboldan sonra en çok evet, ilgi duyulan basket. Ya keşke o zaman işte basketçi olsaydı, basketi mi tercih etseydim diye bir şey geçiyor mu içinizden? Ya da şu anda mesela kendinizde özel zaman ayırdığınızda sadece basketbol maçı izliyorum falan. İzlemiyorum, oynuyorum. Aa, hala oynuyorum. Evet, pandemi yüzünden şu an ara vermiş durumdayım ama hala oynuyorum. Birkaç basket grubum mevcut. Hani o kıtada bir grubum var, bu kıtada başka bir grup var. Harika. Evet. Toplaşıp oynuyoruz. İçimden sanırım hiçbir zaman atamayacağım bir şey. Basketbol dönemimse sanki şey gibi, başka bir hayata ait gibi. O hayat yaşandı, bitti. Yeni bir arada 2-3 hayat daha var belki. Ve benim en keyifli hatırladığım dönemler. Hem toplu spor, yani birlikte spor yapıyor olmanın keyfi, hem gelişiminize çok ciddi bir faydası var. Ve kaybetmeyi, kazanmayı hepsini öğreniyorsunuz, sahada öğreniyorsunuz. Tercih etme konusunda da şöyleydi. Benim basketbolu aktif olarak oynadığım dönemde henüz 12 dev adam yoktu. Ondan sonrası değil mi? O yüzden, onun öncesi ve sonrası. Hemen akabinde aslında. Yani benden birkaç sene sonra olan bir durumda o. O zamanlarda şunu düşünüyorduk. Basketbolda hayat devam edebilir mi? Çok iyi olman gerekiyor. Hani sayılı belki 20-30 kişi falan hayatını idame ettirebiliyor. O kadar bile yoktu 12 dev adam. Ve erken bitiyordu da hani basketbol kariyeri. 30'dan sonra çok devam eden bir elin parmağı kadar bile yoktu belki. Onu düşünüyorsunuz. Hani kazanabilir miyim? Ben o kadar iyi miyim? Tamam iyiyim, oynuyorum falan da o kadar iyi miyim? Ama bugün öyle değil. Bugün çok daha hayatı size sağlayabilecek bir branşa dönüştü. O yüzden hayır. İçimde oynamaya devam etme isteği kaldı ama tercih konusunda çok da fazla aslında o taraftan gidemeyecektim galiba. Vay be. Ama mutlulukla andığım bir dönemdir o. Ama oyunculuk varken bence. Dediğim gibi şey, hani o başka bir hayatın koskocaman bir dünyanın içindesiniz. Bu da başka bir hayat. Koskoca Timur Melik. Yo, bu, yani birbirine tercih olarak değil de dediğim gibi hani bir o hayat güzel, bu hayat güzel. İkisini de yaşamış oldum, evet. Ay. Ya Berlin'de doğdun. Evet. Berlin Klasik Türk Müziği Derneği'nde 10 yıl görev almışsın. Evet. Almanya'dansın. İnanılmaz. Almanyalıyım. Ben bayağı Berlin Kreuzbergliyim. Kila Hakan benim komşum. Ben de Almanya'da doğdum. Öyle mi? Tabii Mannheim'da. Aramızda yıllar vardır. Tabii canım. Hep gittiğimiz. Rapçi Fuat Ergin benim dayım. Tabii. Ondan sonra bayağı Berlin Kreuzberg'de büyüdüm diyebilirim. Ama yani okulların başka semtlerdeydi sadece. Normalde bir müzik okulunda burslu olarak hem şan dersi hem piyano dersi aldım. Hani Batı müziği eğitimim de var. Evet. Eş zamanlı olarak Türk Müziği Derneği'ne gidiyordum. Ama yüksekokul okul öncesi öğretmenliğinden yana kullandım. Çocuklarla da çalışmayı çok seviyordum çünkü. Ve çok uzun yıllardır hep bir şekilde müziğin içinde olduğum için başka bir daldan yana kullandım tercihimi. Başka bir şey yapmak istedim. Benim insanlarla olan ilişkime de çok iyi geldi çünkü. Çocuklarla çalışmak, pedagoji okumak. O sebepten yani... Şimdi Berlin'den gelişin peki? Efendim? Berlin'den gelişin nasıl oldu? Ve burada da çünkü çok radikal bir kararlılığın var. Birçok insanla çalışmışsın. Ya ben 3 yaşımdan beri şarkı söylüyorum. Benim babam müzisyen. Ben gözümü açtığımda babam bana ilham veren şarkı söylüyordu. Annem vokal yapıyordu. Annemin de kezayla. Bizim ailede herkesin sesi güzel zaten. Güzel olmayan dövüyorlar falan gibi bir durum söz konusu. Ne şanslısın o zaman. Vokal yapma tekniğini bile babamdan öğrendim. Zaten albüm yapmadan önce vokal yaptığım, çalıştığım isimler oldu. Çok faydalı oldu vokal yapmak. Benim sonraki bireysel sahne hayatımda bana çok rehberlik etti. Başka birine örnek almak, ne yaptığına bakmak, incelemek. Ben Berlin'de buraya gelmeden önce 3 yıldır zaten sahne alıyordum. Hem okula gidiyordum hem hafta sonları müzik yapıyordum. Bir canlı orkestrayla. Bayağı bildiğiniz düğün salonlarında şarkı söylemeye başladım. Aynı Tarkan kariyeri gibi düşünün. Ama bana çok büyük faydası oldu. Çünkü çok değerli bir müzisyenle çalıştım ben. Engin Söğül Özgen, yani bu 60'lı 70'li yıllarda Nülüfer'lerin, Ajda Pekkan'ların o zamanki taş plaklarına gitar çalan Ritme 68 orkestrasının ilk gitaristidir kendisi. Ve bana öyle bir repertuar sundu ki Almanya'da yaşayıp büyümüş bir bir insana rağmen diyeyim. Hani oranın kültürü, oranın okuluna gidiyorsunuz ama tamamen buranın ekolüyle şarkıcılık yapıyorsunuz. Buranın yani... Buradan tanıdığım müzisyenlerden birebir orijinal partileri, atıyorum Hande Yener'in o zaman Sana Kırmızı Çok Yakışıyor diye şarkısı vardı. Benim dönemime denk gelmişti. Biz onu orijinal çalıp söylüyorduk yani trafiğine, her şeyle. Dolayısıyla ben sanki buradan yetişmiş bir şarkıcı gibi geldim aslında buraya. Dedim ki ben bunu yapabiliyorsam ve insanlar beni dinlediklerinde siz Türkiye'den mi geldiniz diyorlardı bana. Hayır diyordum, ben buralıyım. Allah Allah. Hani bazı şeyler oluyordu böyle Türk topluluklarının. Kaç sene oldu geleli? 2006'dan bayağı olmuş tam. Türkçen çok iyi çünkü de. Teşekkür ederim. Yani geldiğimde de daha iyiydi. Burada biraz daha düzeldi. Yani ne bileyim işte en azından şeylerin böyle vurguların biraz daha bir toparladı. Ne anlatıyordum unuttum ben. Şey anlatıyordum niye geldim. Şarkı evet. Evet aslında insanların bana sürekli işte Türkiye'den mi geldin, Türkiye'den mi geldim. Sonra bir gün dedim ki Engin abi ben niye Türkiye'ye gidip bir albüm yapmayayım. Okulumu da bitirmiştim ve artık annemden babamdan bağımsız bir hayatla yaşamak istiyordum. Tam da zamanıydı yaş olarak. Annem babam şey dedi bana tamam git ya zaten geri geleceksin dedi. Ben her şeyimi aldım. Ondan sonra bayağı böyle toparlandım. Çok sevdiğim babamın yıllar önce birlikte çalıştığı Jale Öz hanımefendinin evinde kaldım bir süre. O beni çok güzel insanlarla tanıştırdı. Cüneyt Yamaner'le tanıştırdı. Şimdiki hem kalbimi hem müziğimi paylaştığım insan kendisi. Dolayısıyla çok doğru insanlarla da bir araya gelince müzikal yolculuğum o anlamda güzel başladı benim burada. Yani hep doğru adımlarla, doğru zamanlarla, doğru insanlarla çalıştım. İşte Enbe Orkestrası oldu mesela benim hayatımda. Arkasına vokal yaptığım insanlar oldu. Televizyon programlarında orkestralık yaptım. Kimlere vokal yaptın? Bengü, Ege, Burcu Güneş, Özgün, başka var mı? Şu an aklıma gelmedi. Bunlarla çalıştım bir dönem. Ama çok kısa sürdü benim vokalistliğim. Çünkü benim arzum hep önde olmaktı. İşte kendi ekibimle. Kendi şarkılarım olsun, kendi sahnem olsun. 2014 yılında da Yelkovan diye bir akustik albüm yaptım. Oradan beri o yolculuğum bugüne kadar devam ediyor tek olarak. Ne mutlu. Şarkı dinleyelim. Ne söylüyorsun canlı? Canlı söyleyeyim. Evet. Ben canlı performans şarkıcısıyım aslında. Özümde çok seviyorum canlı söylemeyi. Bana yalan söylediler. Evet. Haydi o zaman. Bir aleme indim yalnız, yerde toprak gökte yıldız. Bir yan susuz bir yan deniz. O iki el bir baş verdiler. Bir çift göz ağlarda güler. Dört bir yanda benim gibiler. Doğru söz içinmiş diller. İşte kalbinse dediler. Bana yalan söylediler. Bana yalan söylediler. Kaderden bahsetmediler. Bana yalan söylediler, bana yalan söylediler, kaderden bahsetmediler. Varsın böyle geçsin ömrüm, neşeyle dolsun bari her günüm. Hani benim sevdiklerim, hani gönül verdiklerim, hasret gider, ben giderim. Hani benim sevdiklerim, hani gönül verdiklerim, hasret gider, ben giderim. hasret gider, ben giderim. Oh, bana yalan söylediler, bana yalan söylediler, kaderden bahsetmediler. Oh, 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 oh. Hani benim sevdiklerim, hani gönül verdiklerim, hasret gider, ben giderim. Sevdiklerim, hani gönül verdiklerim, hasret gider, ben giderim, giderim, giderim. Çok teşekkürler. Elinize sağlık. Bu da nasıl bir güzel bir şarkı. Evet ya, gerçekten çok güzel. Gerçekten. Peki piyano çalabiliyor musun? Artık çalamıyorum. Çok erken yaşta bıraktım çünkü kötü bir öğretmene denk geldim ve beni çok soğuttu. Aslında çok başarılıydı. Suç öğretmen değil. Aslında bu hikayeyi dinlemek için sormuştu. ya son zamanlarda böyle bir tacı. Yıldızımız barışmıyordu kendisiyle. Frank Wasser buradan. Frank Su. Frank Su, aynen evet, öyle. Basar. Ya aslında çok iyi bir hocaydı ya, ama bilmiyorum, son zamanlarda ben birazcık işte ne zaman böyle sesimi keşfedip şan eğitimi almaya başlayınca o bana daha böyle bir cazip geldi. Ben şarkıcı olacağım ya falan gibi saçma sapan düşüncelere evet, kapıldık ki bence hayatımın en büyük hatası nedir diye sorsanız gerçekten piyanoyu bırakmak oldu. Çünkü şu anı düşünüyorum. Bu zamana kadar devam etseydim şu an belki piyano çalıp şarkı söyleyecektim evet, size. Şekil ağda gözüküyor. Keşke. Hem şarkı evet, söyleye, hem piyano aynen öyle. Ondan sonra işte zamanında yanlış yapılmış hamleler ama burada birazcık ebeveynlerimi de şey yapıyorum ben. Çocuğu işte çok sıkmayacaksın, şey yapmayacaksın diye bir durum yok. Öyle de bir ultimatom koyman gerekiyor ki eğer söz konusu. Canını okuyacaksın diyorsun. Çünkü hakikaten bu çocuklar 4 saat, 5 saat çalışıyorlar günde ki o virtüözlüğe ulaşabilmek için. Benim annem ve babam tamam kızım yapmak istemiyorsun okey dediler. Ama ben de hakikaten şarkıcılığımla alakalı... hedeflerim doğrultusunda güzel şeyler yapmaya çalıştım en azından. Öyle telafi etmeye çalıştım. Ve benim olayım aslında gerçekten canlı şarkı söylemek. Ve çok dilde şarkı söylemeyi de çok seviyorum. Çalıştığım otellerde 3 senedir gidip geliyorum yazları. İşte bu sene pandemiden ötürü bir ay daha arttı. İnşallah Temmuz'da başlayacak bakalım. Bekliyoruz. Öyle yani. Yazın ne yapıyoruz Tuğba? Yazın konserler vallahi, başlıyor işte inşallah. Şimdi inşallah. Var mı Temmuz'da, sende programda? Şu anda otellerle yani daha çok otellerle biz bayi toplantıları, oteller, festivaller benim yaptığım konserler uzun yıllardır. Konuşulan yerler var fakat tarih vermek için çok erken. Ama dönmeye başladı sosyal medyada. Ünlüler paylaşıyorlar. Daha yani çok net değil. Net değil yani tam değil ama inşallah bence Haziran inşallah bekliyoruz. Haziran 15'ten sonra daha net olacaktır diye düşünüyorum. Hepsini zaten duyuruyoruz sosyal medya hesaplarımızda. Artık çok özledik. Canlı şarkı söylemek hayatı nefes alışı yani. Ben kendimi bildim bileli zaten. Yani yurt dışında şimdi bazı ülkelerde var. Görünce böyle deniyorlar şu anda her yerde deneme aşamasında. Tabii her şey bir deneme aşaması. Maskeli nasıl olacak? Olacak mı? Maskesiz mi? Çok aslında enteresan, hiç kimse bir şey bilmediği için zor bir dönem. Çok zor bir döneme denk geldik bence. Yani hayatımızın bu dönemini her zaman hatırlayacağız. Yani çok enteresan böyle bir maskeyle diyorum ya, geçen gün aklımıza gelir miydi? Yani aklımıza gelmezdi böyle bir şekilde gezeceğimiz ama İnşallah iyi olsun. Çok özledim. Nefes almak, şarkı söylemek benim için. Kendim bildim bileli performans sanatçısıyım. Kendim bildim bileli bu yolda gidiyorum. Dolayısıyla da bir sanatçı olarak sahnede olmayı çok özledim. İnşallah olacağız biz. İnşallah. Evet. Evet. Evet Tuğba'cığım, senin bir de türkü biraz önce konuştuk. İnanılmazdı. Ayrım Sensin, onu dinlemek istiyoruz şimdi. Evet. Tabii hadi ki. Dinletelim o zaman. Buyurun. Selam olsun. Evet. havalanı sokma. Teşekkürler. Çok kıymetli bir türkü gerçekten. Evet. Seslendirmekten şeref duydum. Ruhu şad olsun Neşet babanın. Evet, gerçekten. Bütün üstadlarımıza, türkü üstadlarımıza ve gitsin. Tekrar türkü gelebilir dediniz. Yani her şey gelebilir, her şeyi söyleyebilirim. Şarkı söylemek için doğduğum için her şeyi söylerim. Şarkı söylemek dediğim gibi nefes alma sebebi. O yüzden her şeyi söylemek bence iyi geliyor ruhuna insanın. Ulaştırdığımız insanlar da beğenince tabii katmerleniyor bu duygu, sevilince. Yaptığınız işin üzerine koydukça her seferinde hem kendi ruhunuz okşanıyor hem de karşı taraftan aldığınız o elektrik. Tabii konserler bunun hep göstergesi ve güzel belirtileri. Birlikte konserlerde o aynı anda o 50.000 kişi, 60.000 kişi. Geçenlerde de sevgili Kubat'la oturduk, denk geldik. Mesela onunla bir konser yapmıştık biz. Çok güzeldi, inanılmaz. Kayseri'de üniversite konseri yapmıştık. 100.000 kişi vardı. Oh, İnanamamıştık. Yani o kadar keyifli bir konserdi ki. O 100.000'lere ulaşabilmek muhteşem bir duygu. İnşallah tekrardan böyle aynı anda ellerimizi kaldırıp böyle haykırdığımız günler inşallah sağlıkla gelir ve kavuşuruz inşallah. Evet, evet. Aynen. Hiç uzak değil bence. İnşallah, inşallah. Sezgin Bey, ne zaman devam ediyor çekimler? Şimdi yeniden başlıyoruz. Yakında başlayacağız yine, evet, devamı için. Eğer bir aksilik olmazsa sanırım 3-4 hafta sonra biz tekrar yine 13 çıkmış olacağız. 13+13 daha diye konuşuluyor ama bunlar birazcık da çok teknik yapımın bir sahip olduğu bilgiler olduğu için çok da tam rakam veremeyeceğim ama bir ay içerisinde tekrar bu yaz yine çalışılıyor. Biz bu yaz yine çalışacağız. Harika. Evet. Yine o kostümleri giyip deniz kenarında olmaktansa çalışacağız. İnşallah biz de çalışacağız. İnşallah, inşallah. Olsun, çalışma. Değil mi? Evet, evet. Yani çalışınca çünkü aslında hayatı algılayabiliyoruz. Kesinlikle. Daha önce anlattığım gibi durduğunda gerçekten algımız da duruyor. O yüzden çalışmak doğru, iyi geliyor. Doğru, kesinlikle o çalışma, yani bir de çok alışınca, bu çalışma hayatına tabii ki performansa çok alışınca mesela ona göre hayatı kurguladım, ben fark ettim. Ya bir konserim varsa 3 gün önceden, 4 gün önceden onun hazırlığı başlıyor. Büyük konserler özellikle. Büyük küçük fark etmez bizim için. Prova, kıyafet, bir dinleyici kıyafeti, provası, işte aman uykuma dikkat edeyim, daha da dikkat edeyim. Aman gözüm yüzüm iyi olsun, performansımı nasıl yapayım? Bunların hepsi hem bir emek var, bizden de tabii ki bununla beraber birlikte ekmek yediğimiz insanlar var. Modacısından tutun, güvenliğinden tutun, orkestrasına, yani herkes, arkadaşlarım da çok iyi bilirler. O yüzden tabii o çok farklı bir şey. Durunca durmak insanı o konuda, evet. Ben işte orada o spora falan iyice yönelerek galiba orada kurtarmışım biraz paçayı. Evet. Ay, güzel. Evet. Yaz planlarınız nedir? Yaz planım, ben zaten yaklaşık 3 yıldır bütün yaz boyunca atarlarla çalışıyorum. Böyle haftanın 3 günü, 4 günü, 5 günü İstanbul'un ekip yapıp gidiyoruz. Hatta geçen sene full Dalaman Germe'de kaldım. Bir otel var orada, ismini veremiyorum herhalde. Onun dışında Göcek'te bir otel olacak. Yani haftanın 2 ya da 3 günü git gel olacak 4 ay boyunca. Benim böyle geçiyor yazlarım. Ama onun dışında daha henüz tarihi belli olmayan galiba Bursa Belediye Konseri gibi bir şey olacak. Bekliyoruz onları. Onlar daha çok şey tabii, yani çok bilemiyoruz henüz. Güzel. Ama oteller bu anlamda biraz daha ayakta durabiliyor. Kendi müşterisine hizmet verebildiği için. Dolayısıyla çok dilde şarkı söylemek bu anlamda benim aslında işime çok yaradı pandemi döneminde. Güzel, takipçiniz. Evet, çok teşekkür ediyoruz size. Teşekkür ederiz. Çok keyifli geçti. Evet, harika, çok güzel şarkılar dinledik. Yeni stüdyonuz çok keyifli. Çok teşekkür ederiz. Alanlarınız çok güzel. Çok beğendim gerçekten. İnanılmaz. Yine bekleriz. Sizlerle inşallah daha güzel. Geliriz inşallah. Çok güzel söyledi Funda. Evet, senden de bir şarkıyı ya sonra diyeceğiz. Hadi ya sonra. Son dakikada şey yaptık onu da. Hadi bakalım. Evet. Evet. Önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Nedir derdin söyle diye bir gün bana sormadın, yüzüme bakmadın. Bilsen nasıl yaşarım ben böyle karşılıksız severken. Kopmalıyız iş işten geçmeden. Sen yoktun ki bu kara günlerde, başkası vardı gönlünde. Gerçekleri gör yeter dedim. Hey. Bugünün bir de yarını var. Mutluyduk belki bugüne kadar, yazsana açılmadan geçer yıllar, zamanla yalnızlık başlar, yola çıkar pişmanlıklar. Kal sevgini de al, gidiyorum ben, sen hoşça kal. Bugünlerin yarınları var, gidiyorum ben, sen hoşça kal. Bilmem nasıl yaşarım ben böyle karşılıksız severken, kopmalıyız iş işten geçmeden. Alışkanlık betermiş hepsinden, korkuyorum her biten günden. Bırak sahibimi sen şimdiden, bugünün bir de yarını var. Mutluydu belki bugüne kadar, ya sonra ne yaparım senden sonra? Acımadan geçer yıllar, zamanla yalnızlık başlar, yola çıkar pişmanlıklar. Kal sevgini de al, gidiyorum ben, sen hoşça kal. Bugünlerin al, yarınları var, gidiyorum ben, sen hoşça kal. Hoppa para da 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 da. Sonra, ya sonra, senden sonra, oh ya sonra, ne yaparım senden sonra? Oh, sevgili.